Bugünkü hedefimize çok erken başladık. Hedefimiz sürpriz. Dışarı çıkmak gerekiyor şu an. Güneş doğdu. Çıkalım ama köşe bir yer yok mu? Efsane bir görüntü var. Fotoğraf da iyi çıkar. Bursa'da çok güzel bir yer var. Karagöl diye bir yer. Fevziye köyüne bağlı. Biz Bursa merkezden Gürtlük tarafından geliyorduk. Burada bir tabelası varmış. Şu sağ tarafa dönen bir yol. Biz bunu fark etmedik. İleri gittik. Böyle küçücük bir tabela var Karagöl diye. Onu görmeyip ileri gidebilirsiniz. O yüzden şöyle yakından gösteriyorum. Fevziye köyü ileride. Oraya gidilmiyor. Oraya gitmeye gitmeden önce şurada sağda küçücük bir tabela koymuşlar. Karagöl diye. Şu sağdaki yol gidiyormuş. Biz biraz köyün içine girdik, dolandık. Bayağı bir vakit kaybı oldu. O yüzden bu videoyu çekeyim dedim. Eğer gelmek isteyen olursa Gürs tarafından gelirken küçük bir göl, Karagöl tabelası var. Onu takip etmesi gerekiyor. Bu Fevziye tarafından gelen yol da Gemlik tarafından gelen yol oluyor. Gemlik tarafından gelenler için böyle bir Karagöl tabelası var. 5 kilometre diye gösteriyor. Bu tabelanın aynısının bu tarafta da olması gerekiyor. Böyle bir eksiklik var. Onu da söyleyelim. Biz şimdi buradan devam edeceğiz. Arabayı bir park et, bir bakalım etrafa görünlerde falan. Şu görüntüyü şuraya gidelim. Evet, Karagöl'e geldik. Böyle güzel bir piknik alanı var. Yani ortamda bayağı piknik için alanlar var. Rahatlıkla mangal da yapılabilir. Çöp konteynerleri de mevcut.
göl, daha doğrusu küçücük bir gölet gibi bir şey, birikinti gibi bir şey var burada. Mevsimden dolayı biraz tabi sular çekilmiş, kurumuş gibi olmuş ama ilkbahar yaz dönemlerinde yine sular dolduğu zaman bir bak bir güzel bir görüntü olur. Şu anki suyun durumu maalesef çok az bir görüntü var. Ama etrafın manzarası gerçekten inanılmaz. Özellikle havasına bayıldık biz. Yani ortamın kokusu bile muhteşem, içimize çekiyoruz yani bu koku. Nasıl Nurettin? Kokusu güzel bir hava var. Çok güzel. Hemen fark ediyor değil mi? Orman kokusu nasıl? Ormanın kokusu müthiş. Müthiş. Huzur verici bir ortam. Aynen öyle. Şurada şöyle bir çeşme var Nurettin. Çeşme akıyor mu acaba? Hemen Nurettin bakacak şimdi akıyor mu akmıyor mu diye. Akıyor mu? Evet. Suyu akıyor gayet. Güzel. Bunu kullanılabiliyor. Mangalı yapılabilir. Gayet buna müsait bir ortam var burada. Burası Gemli'ye ait bir yer. Gemli'nin Fevziye köyüne yaklaşık bir 2-3 kilometre mesafede. Bursa merkeze de 50 kilometre civarında bir noktada bulunan bir yer. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani gerçekten çok güzel bir ortam var burada. Orman içinde gezmek için, yürüyüş yapmak için alanlar da mevcut. Şu anda sonbaharın dokusunu müthiş bir şekilde hissedebilirsiniz buraya gelip. Yani biz bu görüntüye hayran kaldık. Doğa aşığı gezginler olarak böyle yerleri gidiyor ve tanıtmaya devam ediyoruz. Birkaç noktada böyle çeşme var. Yani su anlamında sıkıntı olmaz buraya gelince. Yani araçla da tam içine kadar girilebiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Çocuklar için park yeri var, göstermiştik girişte. Onun haricinde mescit var, tuvaletler var. Yani gerekli her şey mevcut. Ailecek gelerek burada güzel bir gün geçirip pikniğinizi de yapıp keyifli bir gün geçirerek buradan ayrılabilirsiniz. Tabii her zamanki gibi çöplerimizi doğaya bırakmıyoruz. Bunu bir şey her zaman söylüyoruz. Girişte de gösterdim zaten, çöp konteynerleri mevcut. Bulunduğunuz noktadan her ne yerde, her ne nerede, yani hangi konumda piknik yapıyor olursanız olun, çöplerinizi toplayın. Bir poşete toplayın. Ondan sonra gidip giderken çöp konteynerine bırakırsınız. Yani bunu da hep söylüyoruz. Bunu yapmayanlar var. Onun için söylüyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın. Herkes doğayı seviyor ama maalesef bazı insanlar buna çok fazla dikkat etmiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Ormanlar görüyorsunuz ne kadar güzel bir ortam var burada. En ufak bir hatamız, en ufak bir ihmalkarlığımız biliyorsunuz yangınlara sebebiyet veriyor. Ve bütün bu güzellikler yok olabiliyor. O yüzden lütfen bunlara dikkat edelim. Çok güzel bir dokusu var. Tam bir sonbahar ortamı var burada. Yani bu manzarayı göstermek istiyoruz sizlere de. Yemeğe bile oturamadık yani etrafın güzelliğini. Etrafın güzelliğini göstermek için. Doğa bizi her zaman dinliyor. Yine yemeği falan unuttuk yani. Yani ateş daha önceden yakılmış. Tabi buralarda ateş yakmak için oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Burası çünkü tam ormanın içi, yapraklar, kuru yapraklar falan var. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor buralarda. Oraları sonradan keşfedeceğiz inşallah. Keşfe çıkacağız. Biz şimdi kahvaltıya oturalım. Sen ne yapıyorsun? Böreklerimizi ısıtıyorum. Sıcacık bir yemek için. Bak iyi fikir. Nurgaz. Nurgaz'ı burada, Nurgaz'a da reklamını yapıyoruz. Nurgaz'dan parayı almamız lazım. Dönüşte hemen Nurgaz'la iletişime geçiyorsun. Böyle dağda sizin reklamınızı yapıyoruz.
Böreğimizi bile sizin nurgazınızla ısıttık falan diyeceksin. Evet, evden börek getirmiştik. Oo, sıcacık ısınıyor. Baktık ki Nurettin'de çay yapmak için nurgaz varmış. Bende de tost makinesi gibi, tost demiri gibi bir şey vardı. Dedik biz niye böreği ısıtmıyoruz? Doğada da anca böyle ısıtılır değil mi? Tabii ki doğada. Doğada fırınımız sıcak olmadığı için. Bir dahakine de tost yapalım. Hadi bakalım. Ateşte. Tost makinesinde börek ısıtması. Normalde ateşte yakabiliriz ama vakit harcamak istemiyoruz. Yok, bugün daha biz detaylı gelmedik. Yani bugün biz yemekli, daha doğrusu bir organizasyon yapmıyoruz. Bugün amacımız keşif yapmaktı. Güzel bir yer keşfettik. Şimdi zaten doğa yürüyüşüne çıkacağız. Öyle mi? Of, sıcacık sıcacık muhteşem bir börek. Pastaneden alsanız böyle güzel. Bu ev böreği bu arada. Dayanamıyorum. Annemin yaptığı böreği getirdik. Allah Allah. Şunu hemen yememiz lazım. Ya. Şimdi çayı koyabilirsin. Bak bakalım. Olmuş mu? Olmuş mu ne demek? Sıcacık börek yiyorum şu anda. Bundan daha sıcak yapacağız. Anladın mı? Şu anda dayanamıyorum artık. Koy koy, çayı koy. Abi ne yapsak ki? Allah Allah. Aa, cezanı. Çatal var. Ne çatalı çatalı kim dinler ya? En son güzel bir fikir yaptık doğada. Çayı koyarken. Çatalı kim dinler ya? Oh, çayımız da hazır. Tamam. Börekler. Hmm. Çatal var doğada. Ben çatal matal aramıyorum. Doğadayız, hiç gerek yok. Dayanamadın. Yiyorsun. Aynen öyle. Bu öten ne? Valla hayvan sesleri geliyor. Doğadaki hayvanlar mı yoksa? Evet. Burada hayvan başka köyden gelenler de olabilir. Yakınımızda bir yabani bir hayvan sesleri geliyor ama. Evet. Kuş gibi bence. Kuş türü bir şey bu. Kuş türü gibi de. Hani kurt çakal gibi değil ama. Ha. Birazdan masamıza kahvaltıya gelebilirler. Kurtlar gelsin. Çakallar. Gelsin. Davet veririz. Ediyoruz. Yiyeceğimiz var. Aç olan hayvanlara duyurulur. Ortam çok güzel değil mi ya? 10 numara 5 yıldız. Yani sonbahardayız şu anda, zaten Kasım ayının neredeyse artık sonlarına yaklaştık. Hava da gayet güzel yani. Değil mi? Süper bir hava var. Ortam çok güzel. Hani piknik yapmak için ideal bir hava var. Tabii insanlar artık sonbahardan dolayı, kışa geldiğimizden dolayı evet. Sakinlik şey var, huzur çok fazla var. Gelmiyorlar artık. Piknik mevsimini kapamış insanlar. Ama biz doğa aşığı gezginler olarak hiçbir zaman kapamıyoruz. Biz 4 mevsim geziyoruz. Zaten sloganımız 4 mevsim keşifteyiz. Aynen. Evet. Bizim sezon kapanmıyor, devam ediyor. Aynen. Kışında kar videolarımız oluyor tabii. Karda da piknik yapıyoruz. Geçen seneki. Evet, o da bayağı güzel olmuştu. Karda. Aynen öyle. Çok güzel. Orman küzünesinde çay demlendi. İşte üstünde yemek pişirdik. Harikaydı. Necdet abimiz vardı yanımızda. Bu sene bir karda bir kar yürüyüşü yapalım. Gezelim yine etrafı. Bir bayağı bir kar yapsak yürüyüşü mı? Yapalım. Bu sefer karda değişik bir şey yapalım ya. Karda bir şeyler yapalım. Gene bu sene ben kar pastası yapmayı düşünüyorum. Daha farklı, daha bir görsel bir şey. O da sürpriz olsun. O zaman iyi bakalım. Nurettin'in böyle bir planları varmış. Geçen ben sene de bir sürpriz katayım o zaman. Sen onu yap, ben de başka bir şey yapayım. Oo. Bakalım. Bayağı İki şimdi merak ettim olsun. Bak şimdi. Çok merak ettim. Sağa ve sola giden kıvrımlar, hangisini tercih ediyoruz?
iyi ya. Aynen öyle. Çok güzel ya. Senin arkanda çektiğim video inanılmaz çıkıyor. Yani çok güzel. Yaprakları Evet, buradan ayrılmak üzere. Son bir çay demledik ayrılmadan önce. Oturduğumuz yerde böyle. Biz burayı çok sevdik. Ayrılamıyoruz. Yani kolay kolay ayrılamadık. Çekim işlerimiz gayet güzel oldu. Son bir bitirişi burada yapalım dedik. Bir çay yapıp gideceğiz. Alanı gösterdik size. Vallahi biz dediğimiz gibi çok hoşumuza gitti. Ailecek de gelinebilecek bir yer. Çocuk parkından tutun. İşte camisi, tuvaletleri, mescidi. Top oynayacak alan bile var. Çimenlik alan var. Oturmak için yeterli alan var. Ateş yakmak için alanlar var. Ortam zaten orman içi, müthiş havası falan. Her şeyiyle çok güzel bir yer. Yani yeni bir yer keşfetmiş olduk böylece.
Çok daha güzel yerlerde, daha başka keşiflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.